efendim işte Nilgün Hanım'ın e, evlendiği Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım e, bugün aramızda. E, az önce de konuştuk. Bildiğim her şeyi anlatacağım dedi. Bence de anlatması hem onun hem de çocuklarının lehine. Çünkü e, ne yazık ki Nilgün Şimşek'in e, hayatta olduğu düşünülmüyor geçen bu kadar süre içinde ve yaşananlardan dolayı. Ama bu cinayete eşi mi işledi? Yoksa ee, tekrar ilk eşiyle evlenmek isteyen Güley Hanım ve oğlu da bu cinayete dahil mi diye konuşulduğu için bu dosya böyle <laughs> hazırlandığı için Güley Hanım ve e, dün Selçuk bağlanmıştı onun diğer kardeşi Ömer de cezaevinde kalıyorlar. Şu anda da duruşmalar devam ediyor daha hiçbir şey netleşmedi. Bence herkesin artık özellikle evladı için doğru bildiğini konuşması lazım. Şimdi Bir önce oğlunuzun... Hep büyü yapıyor onlara kavga etsin birbirleri. bilseydim kendi yuvamı kurtarırdım. E boşan, beni boşan, beni boşan, beni boşan, beni Bilseydim büyü ya yapılmaz. Hiç... Şey bu bu, bu, kabul olmaz dedi. İyi can can. Konuşuyordun lan. Canlı diye konuşuyordun Bana lan. Bana da aynı sözleri can söylüyordu. Can diye konuşuyordun. Sen çok gocu değil Hep siz yaptınız. Evet. Gerçekleri konuşuyor. Ne zaman iki seneden Benim beri melekim oğullar eve girdi. Nereye uçuyor? Nereye gidiyor? Allah biliyor. Allah biliyor. Sen biliyor. Allah biliyor. al. Bir daha oraya girmemek için şimdiden ben bildiğim şimdiden, her şeyi şey başlayacağım. Senin evine geldim, evet geldim, gelmedim. Şimdi şöyle evet. başlayalım. başka bir şey Dur, ya. Alcığım, bir de Neslihan'cığım, annen konuşurken sen konuşma. <laughs> Şimdi Hep şöyle oğlu getirdi gidiyordu. Bir şey onlar birbirlerine onunla ağzını söylemiyordunlar. Onlar can, canım aşkım diye konuşuyordunlar. Şey, asla isim söylemiyorlardı i̇sim birbirlerine Mustafa ile Nilgün. Onu çok benim benim meleğim, benim meleğim diye konuşuyordun. Bunu bir sene... Diye Nilgün ortadan kaybolmadı herhalde. Durun bir saniye. O değil. Şimdi e, o hoş geldiniz. Şimdi siz Biliyor e, Biliyor Mustafa Bey'le yani Nilgün Hanım'ın e, şimdiki eşiyle bu etrafa pankreas kanseri oldu öldü denilen Mustafa Bey'in ilk eşisiniz. Evet. Aynı zamanda halanızın oğlu. Kaç yaşında evlendiniz? Benden 3 yaş küçük. İşte ben 20 yaşındaydım. O 17 yaşındaydı evlendiğimizde. 27 yıl 30 yıl evli kaldık. İyiydik. Yani her ailede olduğu gibi bizim de ufak tefek şeylerimiz oluyordu, olmuyordu. Zaten hep kötü günümüz olsa iki tane çocuğumuz olmazdı. İki tane oğlumuz var. İki tane oğlumuz var. Onlar... Sonra bu Nilgün Hanım da, bizim aradığımız Nilgün Hanım da sizin kapı komşunuz ve o sırada bir, bir başkasıyla ev var evli. Ha? Evet, bir, bir ev var aramızda. Evet. Ama... Nerede yaşıyordunuz? İskenderun'da. İskenderun'da. Evet, evet. Aranızda bir ev var. Nilgün sizin komşunuz. Evet. O da o sırada bir başkasıyla evli. Üç tane çocuğu var. Evet. Ee, siz de onları yani geliyorsunuz, gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz. Tabii canım, çok samimiyiz. Evet. Hı, çok samimiyiz. Her, her dakika beraberdik bir şey yani. Peki soracağım. Senin koca adı Mustafa mı Emin mi? Kimlikte Mustafa. Hayır Emin. Kimlikte Mustafa. Kimlikte Mustafa. Resmi yerlerde Mustafa. Ailemiz, sülalemiz Emin. Gittim zaman Emin diye çok aradım. Polislere gittim. Benim kızım nereye koydu diye. Evleri bilemedim. Kimliği... Kütüplere gittim. Lübüslere gittim. Bulamadım. Adı Emin. Ama bulamadım. Allah büyüktür. Yaradan Allah. Sizi nasıl canım. biliyorsa öyle yapsın. Yapsın. Amin. Sonra siz niye ayrıldınız? Yani anladığım kadarıyla Nilgün Hanım eşinden boşanıyor. Yok. Eee... Halam rahmetli oldu benim ondan sonra biz ayrıldık Hı. ayrıldıktan sonra işte Nilgün o zaman ayrılmamıştı eşinden daha evliydi evliydi ondan sonra evlendiler onlar biz ayrıldıktan sonra evlendiler yani e, siz boşandınız Hı. E, sonra Nilgün Hanım evliyken kaçtılar falan mı yani nasıl evlendiler? Ha onu bilemeyeceğim. Ben ayrıldıktan sen, sonra zaten... Ben dedim mi Emine ilk Koca'ya git Nalan'ın evlen, başkasının evler mi? Ben Nalan'ı seviyorum dedin mi? Hayır. Neydi koca o zaman öyle dedi bana? Ben öyle bir şey demedim. Benim eşim dedi kendisi gönderdi. Ben dedi Nalan'ın evlenir, bir kabul ederim dedi. Başkasının evler Onun dostu varmış daha önce. O dostu onu alma, Nalan'ı al. Değil söyledin mi? Hayır. Mustafa'nın e, seninle işte Koca, evliyken 20 yıldan fazla süren bana. bir ilişkisi varmış. Başka bir kadınla Mersin'de. O daha tehlikeli demişsin. Nalan daha saf, daha temiz, ben, daha tok göz. Nalan bak, olsun da o olmasın. He, bak, e, onu ne söylersin bana bu cehennemden? Gerçekten haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bağlasın Ama Mustafa Bey size böyle anlatıyor. Mustafa Bey evet. herkese bir şey anlatıyor ben yani, gerçekten yani. Ben, yani gerçekten, ben, yani ben, gerçekten, ben gerçekten, ilgili. şeyler anlattığımdan haberim yok. Ha? Hayır. Hayatları yalan. insanlar var. da söylüyor bunu He? anlatıyorlar bana. Hiç tanımadığım insanlar bana bunu anlattı İskenderun'da. Yani Olabilir ama. Hanım ayrı, ayrıldığı kocasına sen Nilgün'le mi evlen demiş. Nilgün'le ne evlen İlişkisi demiş. olan bayan Bunun daha, daha tehlikeli ondan, ondan ayıramıyorum demiş. Demiş. ama, ama Nilgün demiş, o daha saf. Ben onu tanımıyorum ki nasıl bileyim iyi kötü olduğunu. Peki Nilgün'le evlenince için vuruldu mu? Ya ben ayrıldım, Mersin'e geldim zaten. Çok oturmadım İskenderun'da. Nalan'ı seviyorsun demiş. Nalan'ın evlenirsen şey kabul demiş. İkinci evliliğini yaptım Pardon, İskenderun'dan. Pardon siz niye Nilgün'e Nalan diyorsunuz? İşte ya kısa bir süre ayrıldık. Pardon siz niye Nilgün'e Nalan diyorsunuz? Benim bir kızım vardı. Bir yaşında öldü. Adı Nalan'dı. Evet. Babası onu çok seviyordu. Nalan koysedirmiş. Ee, tekrar, tekrar bu kızımı doğunca kız kütükten olunca. silinmemiş ölümü. Nalan diye kütükten silinmemiş. Demiş Nevin benim kızım öldü Nalan. Ee, ben onun yerine bu kızıma Nalan koyacağım demiş. Demiş ki Nevin benim kız o demiş Nalan sağ demiş. Hayır öldü demiş. Sağ, sağ Hayır, demiş. Hayır yani Emin de Mustafa da, da, öyle. Ben de şunu söylüyorum bunu her yerde söylüyorum. Çünkü konuşmakta çok büyük problem. Anladım. Bak siz evet. de sonra yaşıyorsunuz. İnsan hangi evet. ismi söyleyecekse çocuğuna onu koymalı yani. Neyse i̇şte, tamam, tamam anladım. Öyle kaldı. Şimdi e, sonra siz de bir kocanız evlenince Nilgün'le bir Hı. içiniz burulmadı mı? O da sizin çok yakın arkadaşınız. Ya üzüldüm tabii. Üzüldüm evime giren çıkan bir insan. Ha. Tabii ki de üzüldüm. Peki aklınıza geldi mi acaba ben evliyken de bunların arasında bir şey var mıydı falan diye? Yok. Gelmedi. Yok zaten kocası, kocası e, evi çok bakamıyordu borçları vardı. Karnı aç kaldıkça bunları eğilin vardım bana. Parmağından yüzüğü çıkarıp e, bunu sat yiyecek al dedin mi Nalan'a? Ben? Sen? ben Nalan'a annelik yaptım. Annelik yapmışık. Evet. Bak onu da aldı evet. benim kızım. Benim evet. kızım çok aç kalmış. Evet. Açlıktan bayılmış. E yani siz komşunuz aç diye parmağınızdaki evet. alyansı ona verdiniz. Ben annelik yaptım. Ee, Sonra onunla kocanızla evlendi. Evet. Enteresan. Şimdi e, şimdi ailede diyor ki işte bu arada tabii Nilgün'le evlenince e, ya da Nalan mı diyelim ne diyelim? Herkes Nalan diyor. Biz de Nalan mı desek acaba ya? Ne desek bilemiyorum ki bir Nilgün bir Herhalde Nalan Herhalde daha az kargaşa olacak pek Nalan derler. Nalan diyelim o zaman. Ee, Nalan diyelim yani yapacak bir şey yok. Ee, siz de diyor ki daha sonra da Nalan işte evlenince sen de hep büyülen yaptırdın ki onların arasını bozmak için hatta bu, oğullarımı hastasıyla onu yedirdin. Ha bundan dolayı Nilgün'ün kaybına inanmak şimdi doğru değil de. Bunu yani da burada kendi şunu anlamak lazım. Yani buyurdu, siz ayırmak canım. istediniz. Hayır. Evet. Zaten ben evliydim ki o zaman. evli de boşaltan Benim hanımlar evinde bir sürü bir şey böyle şeyler olmuşlar. Şu bir senenin içinde sırt ağrısına, bel ağrısına ee, kapıldı. sırt arıyordu tür tedavisi Benim böyle görüyordu. bir şeyim yoktu. Nereden oldu diye benim kızım ağlıyordu, çırpınıyordu. Ay vallahi benim de belim boynum ağrıyordu. Ne, yani ağrıyordu, yapıyordu. Klimalar vuruyordu ondan valla yani. Bak hani. o büyüleri yaptıysa <laughs> o büyüleri Şimdi her Allah sırtı ağrıyan, e, her sırtı bebe. ağrıyan, her beli ağrıyan da büyü yapıldı dese... Herkes Hayır. büyülü gezecek. Hayır çaresi yok. Doktorlar bir şey bilemiyorlar. Ama yaptığını öyle. Kaç kişi söyledi, evini mi? boşaltıldı hapishaneye düştüğü zaman, evini öteki boşaltanlar öteki, da bunu söyledi, evinde bir sürü yazılar, bir sürü yapılmış şeyler, Mustafa, Mustafa Selçuk, Mustafa böyle bir. yani da, ben görmedim ama Gülhan Hanım, Gülhan Hanım'ın inkar evinde benim, benim kendi çocuklarını itiraf dedi, ediyor, tamam neyse. Ee, bu arada ben bu Mustafa Bey'i çok merak ettim. Ama ama kapışıyorsunuz çünkü Mustafa bir kapışılmış benim anladığım kadarıyla hmm. gerçekten yani. Vallahi bak şimdi böyle düşünsene. Yani birileri de seni kapışınca kendini nasıl hissedersin yani hani o kapışıyor, bu kapışıyor, o benim için büyü yaptırıyor falan. Yani bırak şu insanları ya. Yani sizi sizi seven, sizin yanınızda olan insanlar sizin için en kıymetlisi olsun. İstiyorsa kim olursa olsun gerçekten. yani hep görmeyen yani. istiyorsa Brad Pitt olsun yani ama Doğru düzgün olacaksa olsun yani evet. olmayacaksa hiç uğraşmanın bir anlamı yok. En azından güvenilir Neyse, olsun. Neyse sonrasında efendim işte evleniyor. Bu arada Gülay Hanım bana anlattı. Gülay Hanım o sırada gidiyor yaşlı bir beyefendiyle bir evlilik yapıyor. Ee, yaklaşık dört ay falan da evli kalıyor. Yok dört yıl kaldık. Dört yıl mı kaldınız? Dört yıl evli kalıyor. Beyefendi rahatsız yaşlı da büyük. Ona aslında bakıyor böyle bir anlaşma yapıyorlar Hı -hı. aralarında. Sonra beyefendi vefat edince de ona da maaşı kalıyor. Evi de e kalıyor. Gülay Hanım da... Ee, evi de kaldı mı? Tabii. Yani. Adam ölmeden, ölmeden iki gün kalıyor. önce Gülay Hanım gidiyor notere, evi de kendi üzerine yapıyor. İki gün sonra da adam vefat Zaten ediyor. evi bi, ben e, direkt kendi üstüme yapmıştım, sonradan yapmadım. Ölmeden evi iki gün önce. Aldık. Biz... O kaç yaşındaydı? Bir, e? O kaç yaşındaydı o beyefendi? 80. O 80 yaşındaydı. Tabii ama Sizde... şuuru yerindeydi, sadece astım hastasıydı. Anladım. Yani Hı. böyle bir anlaşma yapıyor Gülay Hanım da evi ve maaşı kalıyor, evet, da. o da evet. kendi hayatını bu şekilde kurtarmaya çalışıyor. Evet. Çünkü dün ki sizin konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla sizin ilgünle Mustafa'nın yaşadığı evi zaten hani benim evim diye biz beraber yaptırdık ki Tabii beraber yaptırdık. Heh, ama siz oradan ayrılmak zorunda kalınca Hı. boşanınca e, o da kendi Hayır, hayatını da verdi. Ev üst katını buna verdi. Evet, boşanırken üst katını, üst katını, buna katını verdi. verdi. Şey evet. Ama Hanım yani yeri... hiç kimsenin haberi yokken üst katı da başkasına üst katını satmış. Satmış hiç kimsenin Yo, haberi yokken. Yok hiç kimsenin haberi yokken değil. Ben gizli satmadım.